Gazete manşetleriyle devam edeceğiz. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray için bugünün haberlerine, başlıklarına, manşetlerine bakacağız beraber. Şöyle foto maç gazetesiyle başlamış olalım. Az önce dünkü maça dair detayları da ekranlarınıza getirmiştik. Çünkü Mourinho'dan siftah geldi. Dün bir hazırlık mücadelesi oynandı. Petrolül Plöeş diye 2-1 mağlup etti Sarılacıbertler. Galibiyet golleri Edin Dzeko ve Miha Zajc'dan geldi. Şöyle maç içerisinde görselleri de görüyorsunuz. İlk maçı izlemeye geldiler. Yine ilk saatimizde verdiğimiz haberlerden biriydi manşetlerde. Acun Ulucalı, Sayın Ali Koç ve Branko üçlüsü helikopterle tesislere geldi ve maçı yakından takip etti. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını Topuk Yerlesi tesislerinde sürdürdü Fenerbahçe ve İstanbul'a döndü. Böylece ilk etap hazırlıklarını tamamlayan Sarı Lacivertler 2 Temmuz Salı günü ise Avusturya'ya gidecek ve ikinci etap çalışmalarına başlayacak. Jose Mourinho idaresindeki takım burada Admira Baker, Hayduk Split ve Strasbourg'la 3 hazırlık maçı oynayacak. Devam edelim bu sayfa içerisinde. Golcü mesaisi, transferde yoğun çaba harcayan Fenerbahçe'de tüm gözler forvet hattına çevrilmiş durumda. Sezon başlamadan hücum hattını güçlendirmek isteyen Sarı Lacivertliler'de adaylar dikkat çekiyor. El Kabi ve El Nesiri gibi deneyimli isimlerden sonra Serdar Azmun da listeye dahil ediliyor. Lazar Samar görüyoruz. Transferde Fenerbahçe bir adım öne geçti. Lazio'nun teklifinin reddedilmesinin ardından gözler artık Sarı Lacivertlilerin vereceği teklife döndü. Fanatik gazetesinin 3. sayfasıyla devam edelim. Yine burada Fenerbahçe sayfasına bakacağız. Dünkü hazırlık maçına dair... Haber var Mourinho'dan ilk galibiyet gelmiş oldu Sarı Üçbertlilere. E, 2-1 e, yendiler Petrolü Plöyeşti'yi. Edin golle başladığına vurgu yapılıyor e, bu haber içerisinde. Az önce bahsetmiştik ikinci kampta yine 3 hazırlık maçı oynanacak. Bunların tarihleri yer alıyor Fanatik gazetesinde. 6 Temmuz Cumartesi günü saat 19'da Fenerbahçe Admira ile karşılaşacak. 10 Temmuz Çarşamba günü saat 19'da Fenerbahçe Hayduk Split maçı var. 13 Temmuz Cumartesi saat 18.30'da ise Fenerbahçe Strasbourg'la hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Gelelim diğer haberlere. Samaljiciç'te Fener tek başına Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için Lazio ile yarıştı. Udinese'nin orta saha oyuncusu Lazar Samardiz için transferinde Serlaç Bartle, Sevindirici sevindirecek sıcak bir gelişme yaşandı. İtalyan basını Lazio'nun geri adım attığını duyururken oyuncu en yakın kulübünde şu anda Kanarya olduğu vurgulanıyor. El Nesir isminden şöyle kısaca değinmiştik ilk gazetemizde. Burada bir kutu haber var kendisiyle ilgili. Listedeki flash isimlerden biri olan El de sıcak gelişme var. Sevilla'dan Yusuf El Nesir için 8,5 milyon euro resmi transfer teklifi yaptı. Sevilla'nın net talebi 12 milyon euro. Oyuncu tarafı ise henüz bir görüşme yapmadı. İspanyol kulübüyle Fenerbahçe görüşme gerçekleştiriyor.